zengin olmayı çok isteyen ibadet etmesiyle ünlü, cami kuşu lakaplı salebe, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek zengin olma isteğini dile getirir. Ancak Peygamberimiz ona, şükrünü eda edebildiğin az bir mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan daha hayırlıdır diyerek isteğini reddetti. Salebe zengin olmayı o kadar çok istiyordu ki, bu isteğini farklı zamanlarda birkaç kez daha dile getirdi. Her seferinde Peygamberimiz aynı şekilde cevap verdi. Salebe isteğinde ısrar edince, Peygamber Efendimiz de kendisine zengin olması için dua etti. Zamanla Salebe'nin koyunları çoğaldı. Çoğaldıkça vadilere sığmaz oldu. Önceden camiden çıkmayan Salebe, artık cumadan cumaya camiye geliyordu. Bir zaman sonra cumaya da gelmez oldu. Bu durumu duyan Peygamberimiz, yazık oldu Salebe'ye, diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Zekat ayeti geldiğinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurlarını Salebe'ye gönderdi. Ancak Salebe, çölde bu malları kazanırken benimle miydiniz ki size haraç vereceğim diyerek zekat vermeyi reddetti. Bu olay üzerine Tevbe suresindeki şu ayetler nazil oldu. Münafıklardan bazıları da mal mülk verip zengin ettiği takdirde Allah'a daha çok itaat edip fakirlere daha çok yardım edeceklerine söz verirler de Allah onlara istediklerini ihsan edince verdikleri sözleri unuturlar. Cimrilik edip yoksulun hakkını vermezler. Bunun üzerine akrabaları Salebe'yi eğer zekat vermezse münafıklardan olacağı konusunda uyardılar. Salebe de zekat malları ile Peygamberimize geldi. Ancak Peygamberimiz onun zekatını kabul etmedi. Peygamberimiz ahirete irtihal ettikten sonra Salebe zekatını bu sefer Hazreti Ebu Bekir'e vermek istedi. Ancak Peygamberimizin kabul etmediği zekatı ben nasıl kabul edebilirim diyerek o da kabul etmedi. Hazreti Ömer zamanında da zekatı aynı şekilde reddedildi. Yazık oldu Salebe'ye. Rabbim cümlemize zenginliğin de hayırlısını versin, iman üzere yaşayıp, iman üzere ölmeyi nasip eylesin inşallah. Amin.